Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Önce sosyal güvenlik, arkadan sağlık konuşacağız. Bugün tahmin ediyorum soracağınız çok soru vardır. Önce dediğimiz gibi Resul Kurt hocamla, SGK uzmanımızla, bakış programının SGK uzmanıyla sosyal güvenlik teşvikler. Aynı zamanda şimdi yayına girmeden önce Resul hoca da söyledi. Bu 18 yaşına düşürülen milletvekili yaşının erken emekliliğe getirip getirmeyeceği konusu ve tabii de 1 Nisan'da başlayacak genel sağlık sigortası uygulaması. Bunların hepsini Resul Kurt hocamla konuşacağız. Hemen arkasında da ikinci bölümde de OSAT Başkanı Reşat Bağat bizlerle birlikte olacak. Özel Hastaneler Derneği Başkanı ve sağlıktaki gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Efendim bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınız ve yorumlarınız varsa iletebilirsiniz. Canlı yayında öncelikle ilk bölümde Resul Hoca'ya iletiriz. Ardından Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Az sonra Resul Kurt Hocam'la sohbete başlayacağız. Teşvikleri var. Evet hocam. SGK uzmanımız Resul Kurt hocamızla birlikteyiz. Dediğimiz gibi hoş geldin Resul hocam. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle istersen şu çok tartışılan şey konusunu bir konuşalım. Milletvekili. Şimdi 18 yaşında milletvekili yaşına 18 yaşına indirdik seçilme yaşını. Biz de şey biliriz. Milletvekili olduğun zaman ömür boyu da emeklisin artık. İşte maaşını alırsın. Hep öyle biliyoruz zaten. Kıyak iş diyebiliriz. Tabii, doğru mu? Kıyak iştir yani. Evet. Şimdi evet. 18 yaşında milletvekili, yani olası 2 sene sonraki seçimden bahsedelim. Evet. Milletvekili seçildi. 19 yaşında birisi. Hadi diyelim 18'de demeyelim de 19 diyelim. 19 diyeyim artık o kadar da değil. Seçildi. 2 dönem yaptı. Tam bitti mi artık? Ömür boyu emekli mi? Evet yani şöyle anayasa değişikliği paketi içerisinde gençlerimizin özellikle seçme yaşıyla birlikte seçilme yaşını da eşitleyebilmek için bir değişiklik yapılıyor ve maalesef kamuoyunda da çok yanlış bilinen ve esasen de bilerek veya bilmeyerek birçok kişinin de yanlış yorumlarda bulunduğu bir konu bu. Öncelikle şunu söyleyelim, milletvekili olmak farklı bir şey. Emekli haklarına sahip olmak farklı bir şey. Yani milletvekili emekli hakkını direkt elde etmiyor, öyle mi? Bakın milletvekili olmak emeklilik hakkı elde etmek için geçerli bir sebep değil. Sizin belirttiğiniz kardeşimiz 19 yaşında milletvekili oldu ve bir dönem, iki dönem milletvekilliği yaptı. Daha sonra ne zaman emekli olacak biliyor musunuz? 60'lı yıllarda. Yani normalde milletvekili olmak o kişiye hemen emekli olma hakkı vermiyor ama sanki kamuoyunda da böyle bir algı var. İşte ben de bazen sosyal medyadan takip ediyorum. Bazı yorum yapan, sosyal medyada yorum yapan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız şunu yazıyor. Diyor ki efendim ne kıyak iş diyor. Evet. Ya ilk git diyor bir yıl, bir dönem diyor milletvekilliği yap. Sonra git 70 yaşına, 80 yaşına, 90 yaşına kadar ayda 10 bin lirayı cebine at diyor. Hani yazıyor, aynen böyle yazmış. Evet. Yani şimdi ya bu el insaf. Yani milletvekili olmak o kişiye... Bir kere milletvekilliği maaş için yapılacak bir şey değil. Emin olun yani ben hani siyaseten de meclise gidiyorum, milletvekillerini görüyorum. İnanın gelen gidenin çayı, kahvesi, yemeği inan o kadar milletvekili maaşı onların hani çoğunun kendisine ailesinden geliri var. Bir şekilde şirketleri var, kardeşleri var. Bir şekilde hani ekonomik bağımsızlıkları olan insanlar. Ama, peki bir şey soracağım Resul Hocam. Şimdi milletvekili oldunuz, milletvekilliğiniz bitti. Ondan sonra bir maaş hakkı da yok değil mi? Ömür tabii boyu. Hayır öyle bir şey de yok. Hayır öyle bir maaş hakkı yok. Emekli maaşı hakkı yok en azından. Emekli maaşı için bugün sigortalı olan bir kişi 65 yaşı muhtemeldir ki hani 9000 gün sayısını 2048'lerde falan tamamlayacaktır. Ve kendisinin de emeklilik yaşı 65 olacaktır veya 63 olacaktır veya 64 olacaktır. Bir ayrıcalık ya bir kıyaklığı kıyağı yani, yok bu işin. Tabii ama. Bir tek milletvekilliği yaptığı süre 4 yani bu şu an 4 yıl ama 5 yıla çıkarılması öngörülüyor. 5 yıl
milletvekilliği yaptığında bunun %25'i, 1/4 kadar erken emekli olacak. Yani 4 yıl milletvekilliği yaptı, 1 yıl daha erken emekli olacak. Sizin dediğiniz gibi 5+5, 10 yıl milletvekilliği yaptı, 2 yıl daha erken emekli olacak. Yani 65 yaşında emekli olmayacak da 63 yaşında emekli olacak. Ama yine her halükarda emeklilik için gereken yaş şartını doldurdu, yerine getirecek. Peki gelelim şu teşviklere. Bol miktarda teşvik veriyoruz istihdamı arttırmak üzerinde için. Ve bu teşviklerin hemen hemen çoğunluğu da İşkur üzerinden yürütüyoruz. Doğru. Şimdi burada da bir takım böyle yanlış algılamalar var. Her şeyde, her şart altında her işçiye, aldığın işçiye teşvik var. Ve hepsine işte 700 küsür lira bir teşvik var gibi anlaşılıyor. Hocam bize bir toparlayar mısın? Nedir bu teşvik? Yani şöyle, bir kere Türkiye'de en önemli problem nitelikli iş gücü yetişmemesi. Yani nitelikli iş gücünü arttırabilmek, kalifiye eleman sağlayabilmek için Türkiye İş Kurumu'nun uzun bir süredir yürüttüğü işbaşı eğitim programları var. Ne demek bu? Sizin bir personele ihtiyacınız var. O personeli yetiştirebilecek bir ortam sağlıyorsunuz sizin şirketinizde. İşi yaparken öğretiyorsunuz ve İşbaşı eğitim programına aldıklarınızın bir kısmını da daha sonra kadronuza almak suretiyle de nitelikli iş gücünüzü kendiniz oluşturuyorsunuz. Şimdi bir genç kardeşimiz üniversiteyi yeni bitirdi. İşte Mayıs, Haziran geliyor. Haziran'dan sonra bu yıl mezun olacak kardeşlerimizin, üniversite öğrencilerimizin sonuç itibariyle iş bulması gerekiyor, değil mi? Hani mutlaka iş arayışları başlayacak. Şimdi iş arayışları başladığı zaman çaldıkları her kapıdan efendim tecrüben var mı diye soruyor. Yani bir tecrüben var mı? Biz buraya bir kameraman alacağız, tecrüben var mı? Başka bir arkadaşımız bir işte sekreter alacak, tecrüben var mı? Bir başkası mühendis alacak, tecrüben var mı? Tecrübem yok dediği zaman ona bir iş fırsatı verilmiyor. Peki bu çocuğumuz nerede tecrübe kazanacak? Yani tecrübe kazanabilmesi için devlet diyor ki bak diyor ben 3 ay boyunca bu kişinin sigorta primini, maaşını ödüyorum. Asgari ücret üzerinden 1404 lira maaşını benden alacak. Sigorta primini de ben ödeyeceğim. Ayrıca işveren isterse 885 liraya kadar, yani asgari ücretin yarısına kadar bir ödeme yaparsa bu kişi, yani ben mühendis işbaşı eğitim programına mühendis aldım, ona da 1400 lira vermek değil, daha fazla vermek istiyorum. 800 lira daha verdiniz. Bunun da bir vergisi yok, sigorta primi bir şey yok. Yani dolayısıyla hem gençlerimize bir istihdam fırsatı verilmesi, hem de işletmeler açısından personel yetiştirme maliyetinin devlet tarafından üstlenilmesi gibi işbaşı eğitim programlarının bir fonksiyonu var. Bu çok önemli ve çok güzel bir program. Birkaç yıldan beri de çok ciddi şekilde Türkiye İş Grubu bunun üzerinde eğiliyor. Başta sanayi kuruluşlarımız olmak üzere çağrı merkezlerinde, ilaç sektöründe, hastanecilikte, aklınıza gelecek bütün sektörlerde çalışan sayınızın %10'u kadar, hatta %50 garanti verdiğiniz zaman %30'a kadar işbaşı eğitim fırsatı veriyor. Bu şu anlama gelmiyor ama ben 100 kişi çalıştırıyordum. 20 kişi işbaşı eğitim programından alayım. Ondan sonra da bunların benim 100 kişinin de 20 tanesini işten çıkarayım. Bunları bunun yerine çalıştırayım. Öyle değil. Bakın sizin başta diyor 100 işçin olacak ama bittiğinde de yine 100 işçin olmaya devam edecek. Ve senin yeni alacağın o 20 işbaşı eğitimi yapan gencimizin de 10 tanesini en az 3 ay çalıştırman gerekiyor. Bakın hem genç kardeşimiz bir iş öğrendi, bir tecrübe kazandı. İş başvurusu yaptığı zaman tecrüben var mı? Evet. 3 ay, 6 ay, 1 yıl şu şirkette çalıştım, şu işleri öğrendim diye iş bulabilme kolaylığı sağlanacak. Devletimiz açısından baktığınızda artık biz her yıl 850-900 bin genç insanımıza iş yaratmak zorundayız. Yani ben mevcut haliyle istihdamı korusam benim için çok doğru bir şey değil. Her yıl mutlaka 850-900 bin kişiye daha ek yatırım yapmam gerekiyor ki gençlerimiz iş sahibi olabilsin, yuva sahibi olabilsin. Bunun için de mevcut olan istihdamı da yalnız korumamız gerekiyor. Mevcutu da korumamız gerekiyor.
Bu konuda %100 katılıyorum size. Ve mutlaka yeni istihdamları da teşvik etmemiz gerekiyor. Bu birincisiydi. Evet, bu aslında iş başı 700 liralık bir teşvik. Evet, bir de 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile gelen bir teşvik var. Sizin dediğiniz gibi 773 liralık bir teşvik sağlıyor. Yani bugüne kadar yapılan istihdamı teşvik eden en önemli düzenlemelerden en bir tanesi. En büyük rakam galiba. En büyük rakam be, inanın yani hani bu anlamda siz asgari ücretin brüt rakamı 1777 lira 50 kuruş ve 1404 lira net asgari ücret ödeniyor. Bir çalışan işe aldığınız zaman bu çalışanın aldığı maaş üzerinden işverenin ödediği SGK işsizlik sigortası işveren payı, işçinin ödediği SGK işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, damga vergisi ve gelir vergisi. Bakın 6 kalem. 6 kalem devlete ödenmiyor. Devlet diyor ki bak sen yeter ki bu kişiyi işe al, bir kişiyi ekmek sahibi yap, ben senden vergi, sigorta hiçbir şey istemiyorum kardeşim diyor. O işçinin sigorta primine devlet kendi bütçesinden sosyal güvenlik kurumuna aktarıyor. Bu da yeni alınan işe bu da, değil mi? Yani evet, 1 Şubat'ta başlayan, 1 Şubat'tan itibaren işe aldığımız ve geriye doğru en az 3 ay işsiz olan kişileri kapsıyor. Yani geriye doğru 3 ay işsiz olan bir kişiyi işe aldığımız zaman Aralık 2016'daki çalışan sayımızın üzerinde bir sayıya çıkarsak. Yani burada amaç yeni istihdam da yaratmak. İşkur üzerinden mi alırsak Resul Hocam? İşkur üzerinden alınması gerekiyor ama hani illa İşkur'un bulmasına gerek yok. Tek şart şu, İşkur'a kayıtlı geriye dönük 3 ay işsiz olması. Yani İşkur'a bir kaydı var veya iş arayışında bulundu, böyle bir yerle de anlaşır gibi oldu. İşveren diyecek ki arkadaşım senin İşkur'da kaydın var mı? Yok efendim, hemen internet ortamında çok basit 2 dakika içerisinde bir çalışan adayının iş kurumuna, Türkiye İş Kurumu'na işsizlik başvurusu yapabilmesi, işsiz kaydı oluşturabilmesi mümkün. İş kurumuna gidip kuyruğa gidip sıra beklemeye falan hiç gerek yok. İnternet üzerinden işsiz başvurusu yapılabilir. Ve işsiz başvurusu yapmış olan kişi geriye dönük 3 ay işsiz olduğunda Aralık ayındaki sayının da üzerine çıkılıyorsa 773 liralık bir teşvikten faydalanma imkanı doğacak. İşveren de İşkur'a kayıt oluyor değil mi? İşverenin zaten İşkur'da bir kaydı var. Öyle her işverenin, her işverenin mutlaka iş kurumunda, iş kurumunda hem işçi İşveren çalışan... olmadığımız için bilmiyoruz tabii. Hocam kusura bakma. Şimdi hem çalışanlar için, işsizler için bir portal kısmı var. Hem de aynı portalda işverenlerle ilgili işlemlerin yapıldığı bir bölüm var. Dolayısıyla işverenler de birçok işlemini zaten elektronik ortamda yapabiliyor. Yani son 10 yılda Türkiye'de elektronik sistem üzerinden gün dökümünüzü, SGK gün dökümünüzü görmekten tutun, işsizlik ödeneği başvurusuna kadar, iş arayama başvurusuna kadar her şeyi internet üzerinden yapabilme imkanı var. Özellikle bu 687 kanun hükmünde kararname ile getirilen teşvik yeni yapılacak istihdamları çok önemli ölçüde desteklediği için üretim maliyetlerinde ciddi şekilde düşürecek ve Türkiye'nin bu anlamda rekabet edilebilirliği noktasındaki avantajını sağlamış zaten olacak. Zaten son baktım 2 ayda 250-300 bin. 250-300 bin yani yıl sonuna kadar olmuş. Yıl sonuna kadar hedefimiz 2 milyon. Yani yıl sonuna kadar Türkiye'nin 2 milyon yeni istihdam bulması gerekiyor ki hem genç kardeşlerimizin iş sahibi olabilme imkanları sağlansın hem de ekonomide artık biliyorsunuz iş maaş olunca canlanma meydana geliyor. Kişinin aldığı maaşı harcadığı insanlar bir şekilde ekonomiye de canlılık katacaktır. Peki şimdi 2 dakika kaldı, soruları alalım o zaman 2 dakikada yeni bir alana geçmeden. Şu her zaman gelen sorulardan bir tanesi. Her programda konuşalım, bir cümleyle konuşalım. Yani yapacak bir şey yok. Yaşa takılanlar. Konuşalım abi. Yok her programda söyleyelim. Yani soru geldiğine göre bizim de şeyimiz. Yani biz de ikisi. Misyonumuz biz, yani cevap yaşa verelim. Takılan, tabii. Yaşa takılanlar. Evet. Biz de yaşa takılanız. Evet, biz de takılıyoruz. Yani. Peki, ben öyle yaşa takılan demiyorum abi. Hani takılmak kelimesi de bana çok cazip gelmiyor. Emeklilik yaşını bekleyen. Yani bizim hepimiz emeklilik yaşını bekleyenler kategorisindeyiz. Yani Türkiye'de özellikle Süleyman Demirel, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in seçim vaatlerinden dolayı emeklilik yaş şartının kaldırılmasıyla, bakın o dönemde 50-55 yaş şartı var. Yaş şartı kaldırılmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu, o dönemdeki Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur bir
çıkmaza düşmüş oldu ve 30 yaşında, 33 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında insanlarımız en verimli çağlarında emekli oldular. Ve dolayısıyla sosyal güvenlik sistemi üzerinde 1'e 4 olması gereken, yani 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gereken sistem 1.7-1.8 çalışanın bir emekliyi finanse ettiği bir noktaya geldi. Ve 99 yılında da kademeli bir geçiş geldi. Yani bu dönemde ne şey var, hani birçok deprem dönemi de hatırlarsanız, evet. Yalova'da insanlar canlarıyla depremle uğraşırken bir gecede çıkartılan kademeli emeklilik yasasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Artık emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı yeterli değil. Kardeşim bir de yaşı dolduracaksın dendi. Ama 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için de bir kademe getirildi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi bu kademeyi hakkaniyetli bulmadığı için 2002 yılında yeniden bir kademe yapıldı. Ve Anayasa Mahkemesi daha sonra yapılan bu tür iptal davalarında dedi ki hayır, bu 2002'deki kademe uygundur, doğrudur. Yani şu an ne erken emeklilikle ilgili bir düzenleme var, ne bu anlamda bir emeklilik yaşını bekleyenler için yaş düşürme beklentisi var, ne de bu tür bir yasanın çıkabilme ihtimali var. Hani en çok belki ben isterim, hani çalışanların haklarını savunan bir kişi olarak, ama yani insanlara da hayal tacirliği yapmak, boş umutlar vermek de bize yakışmaz. Onun için de her şeyin doğrusunu objektif şekilde söylememiz lazım. Beklemekten de zarar gelmez. Bekleyeceğiz ya. Hep biz de bekliyoruz, biz de sonuçta. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Uyan Bey. Haftaya geldiğinde şu artık 1 Nisan'da başlayacak genel sağlık sigortasını konuşalım. Onu özellikle sakladım ki tam zamanlama olsun. Teşekkürler. Haftaya görüşürüz hocam. Az sonra tekrar birlikte olacağız.